Evet arkadaşlar, Ford Focus aracımızın kumanda pili nasıl değişir ve kumandanın pili bittiğinde arabayı nasıl çalıştırırız? Bunları göstereceğim size. İlk önce bir kumanda pilini nasıl değiştiririz onu göstereyim. Şöyle üst tarafa gelecek şekilde tuşlarımızın şöyle bir tornavida yardımıyla ince uçlu olması gerekiyor. Şuradan içine sokarak yavaş yavaş gördüğünüz gibi şöyle açıyoruz. Bakın. Yavaş yavaş açıyoruz. Gördünüz, çıt sesini duydunuz. İkiye ayırdık. Benim pilimim bitmediği için, sizi göstermek için açtım. Pilimizi değiştirdik diyelim. Ama ben şu anda size şunu göstereceğim. Pilimi çıkartıyorum. Pilimi çıkarttım. Şimdi pilimi bitti varsayalım ve arabada nasıl çalıştırırız onu göstereceğim. Şimdi arabamızın yanına gidelim. Arkadaşlar, şimdi arabamızın yanına geldik. Bu arabayı nasıl çalıştıracağız? Kapıyı nasıl açacağız? Onları göstereyim. Bildiğiniz gibi ben pili sökmüştüm. Şimdi şuradan yan taraflarda tırnaklı yerler var. İki taraflı basıyorsunuz. Kapak havaya kalkıyor gördüğünüz gibi. Şurada tırnak yardımıyla gördüğünüz gibi açıldı. Ve buradan anahtarımızı çıkartıyoruz. Kapımızı açtık. Bunu yerine takayım. Tabii yönü var bunun. Yerine taktık. Şimdi arabamızın içine geçeceğiz ve oradan da size göstereyim. Şimdi arabamıza geçtik arkadaşlar. Şimdi arabamızın bakın şu anda şöyle düğmeyi göstereyim. Bir saniye. Bakın. Basıyorum. Evet, algılamıyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Şimdi şu karanlık düşüyor. Direksiyon kutusunun altında şöyle bir yer var. Şuradan sokup kapağı açabilmek için. Şimdi onu göstereceğim. Bunu nasıl açarız? Tornavida falan onun gibi bir şeyler yok. Yine anahtar yardımıyla yapacağım. Anahtarımı şuraya sokuyorum. Ve kapağı açtım. Bakın. Kapak açıldı. Burada kumandanın girmesi için yer var. Kumandayı buraya oturtturuyorum. Oturtturdum. Bakın şimdi. Bakın, algıladı. Biraz ses geldi. Bastım. Gördüğünüz gibi arabamız çalıştı. Yani bu işlem bu kadar. Arkadaşlar, piliniz biterse arabayı bu şekilde açıp çalıştırabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.